Doğru söyleseler bile kahinleri tasdik etmekten sakın. Gücün ölçüsünce yıldızlardan yağmur talep etmekten uzak dur. Yıldız ilminden mutlaka uzak durman gerekir. Bu konuda ilgileneceğin kısım vakitleri öğrenmekle ilgili muhtaç olunan kısımdır. Şari'nin sözünün sınırında durmak kurtuluş yolu demek olduğu gibi saadet de orada durmakla gerçekleşir. Evet, şimdi bunu eğer ki alim bir zat ise, ilmin derinliklerine vakıf olmak niyeti üzere ise Allah'ı bilmede, bu ilmin de derinliğine girmede bir beis yoktur. Bu umuma söylüyor burada. Yani yıldız ilimleriyle uğraşmaktan uzak dur. Çünkü neden? Yıldız ilimleriyle uğraştığında insan onun o gezegenlerin saatlerine göre oluşları, tesirlerini, etkilerini bu ilimlerle haşır neşir olduğunda artık bütün oluşları o gezegenlerden bilmeye başlar. İnsanların çoğu böyle biliyor zaten. Hayatının akışını bundan sonra ona göre ayarlar. Sanki bu sefer Allah'ı perdelemiş olur, Allah'ı ötelemiş olur. İşte o gezegen, şimdi bu gezegenin saati, işte bu olay böyle olacak, şöyle olacak derken gezegen sanki o olayları yapıyormuş. O yıldızlar o olayları yapıyormuş gibi. Halbuki bütün bu hadiseleri cereyan ettiren Allah'tır. Allah ilmiyle o yıldızlara, gezegenlere gerekli emrini vermesiyle o emrin aleme yayılışı, akışı da o yıldızlar, gezegenler aracılığıyla olmakta. 12 burç da zaten burcun hakikati de bu şekilde Kur'an-ı Kerim'de ayetle de sabit. Bütün ehlullah da bu hususta değişik izahatlarda da bulunmuştur. O zaman bu ilimlerden dediğimiz gibi eğer bu ilimlerde ihtisaslaşıp Allah'ı bilmede çok derinleşecek alim bir zat ehlullah'tan olacaksa bu ilimle iştigal etmesinde bir sakınca yoktur. Ama ve lakin böyle bir durum söz konusu değilse insanın bu ilimlerde derinleşmesi, derinliğini araştırması kişiyi tehlikeye düşürür. Bu sefer sebeplere takılıp Allah'ı görmekten geri kalabilir. Bu sefer de sıkıntıya düşer. Şari'nin sözünün sınırında durmak kurtuluş yolu demek olduğu gibi saadet de orada durmakla gerçekleşir. Bu konuda sadece Şari'nin yoluna güvenilir. Elinde veya...